Gören farklı, bilen farklıymış. O kız çocuğu annesine anlatmaya başladı mağaranın içini. Dedi ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada oturmuş bak anne. Sırtını şuraya yaslamış. Kaya hamur gibi olmuş. Allah Resulü'nün sırtının izi çıkmış bak anne dedi. Ben de 7-8 kaç defa çıktım oraları hiç görmedim. Giriyorum o mağarada saatlerce de duruyorum. Namaz da kılıyorum ama hiç fark etmedim. Ta ki o çocuk anlatıncaya kadar. Gösterinceye kadar. Bak dedi Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh da onun kenarına oturmuş. Bak anne dedi başlarından da yukarı çekilmiş kaya. Bu kaya dedi yukarıya çekilmiş şöyle Allah Resulü ve Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a yer açmış. Başlarının da izi. Şöyle başımı kaldırdım. Hakikaten de başlarının da izi çıkmış. O ana kadar fark etmedim. Ondan sonra fark ettim. Sonra acaba dedim bende mi bu hata? Gelirim ben gruplarımızı salarız buradan girerler orada namaz kılarlar çıkarlar. Hiç kimse fark etmeden çıkar. Burada bunu anlatınca tekrar giderler. Çıkan o rahmet ile çıkar. Allah Resulü'nün gül koku o zaman idrak ediyor. Fark ediyor. Şunu anlıyorsun. Ben hiçbir şey bilmiyormuş. Yaşamak farklıymış. Bilmek farklıymış. Yine bir gün Sevr'e çıkacağız. Bir arkadaşım dedi ki, hocam dedi Sevr'e çıkarken dedi, bir orada dedi Allah Resulü'nün ayak izi var. Ayak izini görürsen, bulursan orayı şöyle bir kokla, Allah Resulü'nün gül kokusu ikramı var orada. Ben de dedim ki ayak izini nasıl bulacağız? Nasıl bileceğiz? Peygamberlerin ayağı kayaya bastığında altında hamur gibi erirmiş taş. Ayak izi olurmuş. Dedim ki hocam bu ayak izinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait olduğunu nereden bileceğiz? Bakın hani biliyorum zanneder insan ama yaşayan farklıymış. Dedi ki hocam yanına bir pet su şişesi al. Su şişesi al. Ayak izini gördüğünde o ayak izine dök suyu, orası gül kokularına boğuluyor dedi. Asırlar da geçse dedi. Hakikaten de suyu döktüğün zaman orası böyle gül kokularına boğuluyor. Kaç asır geçmiş. Demek ki ehli işi biliyor. Öbür ayak izine döküyorsun, hiç öyle bir rahmet yok. Hani yıllarca camilerde söylemiştik ya, araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzünü. Söylemişiz de ne olduğunu bilmeden söylemişiz. Onu yazan adam, onu yazan kimse bunu yaşamış ki yazmış. Aramış. Allah Resulü'nün ayak izini aramış. O zaman idrak ettim. Yaşamak farklı. Gördünüz, 20 gündür burada yaşıyorsunuz. Allah Resulü'nün ayak izinin olduğu, aynı havayı teneffüs ettiği yerde. Koşturuyorsunuz. Mümkün değil. Şu anda uyguladığımız şu programı Türkiye'de 3 gün uygulayalım, hepiniz hasta olur yatağa düşersiniz. Allah içeriden öyle bir güç veriyor ki size. İşte o aşk, şevk, muhabbet var ya, ondan oluyor. Yoksa dayanamazsınız 20 gündür. Bakın kendinize şöyle bir. Hepiniz canlandınız. Rabbime şükürler olsun. Bakın koştururuz. Gruplarımızda hasta olan da olmaz Allah'a şükür. Ufak tefek onlar buranın ilacı. Ama içeriden gelen o aşk muhabbet var ya. Hani diyorlar ya aşk ile yürüyen, aşk ile yol alan yorulmaz. Doğruymuş. Ne zaman anlıyorsunuz? Yaşayınca. Yoksa şu anda bu aşkı muhabbet olmasa çoğunumuz çıkamazdı buraya. Hira'ya da aynı şekilde. Ve 20 gündür koşturduğunuz uyku yok, durak yok, koşturuyorsunuz. Ne beden dayanır, ne vücut dayanır, ne güç dayanır, ne kuvvet dayanır. İşte o aşk, işte o muhabbet Hazreti Ebu Bekir Sıddık.